molamızı verdik. Arkadaşlarımız Fatih ve İrfan biraz ileride kaldılar. Biz Nurettin'le birlikte yayla evlerinin arasına gireceğiz. Yaylayı alt üstünü getireceğiz. Güzel görüntüleri sunmaya çalışacağız. Gel, gel. Kaçma buraya, gel. Delmece yaylasındayız. Burada yayla evleri var. Küçük buzağlar var burada. İçine keşfe doğru gönderdik. Biz aslında buraya gelirken şu gördüğünüz kango tarzı, yani yerden yüksek araçla gelmeyi düşündük. Yollar bozuktur diye, ama çok da bozuk olduğunu söyleyemeyeceğim. Normal bir araçla da her türlü gelinebilir yani. Yaylanın hayvanları. Gel oğlum. Yani manzara harika. Bak ya. Bunun tatlılığına bak Allah'ım. Şu tatlılığa bakın. Sevdirmiyor. O sadece bir şey istiyor herhalde. Oğlum aç mısın? Söyle bakalım. Ama gözlerinde sanki ben açım, bana bir şey ver der gibisiniz, ama maşallah ne değişik köpek lan. Çok güzel köpek ama yani işte kendini sevdirmedikten sonra. Neyse, sevdirmiyor. Biraz da ürkek köpek. Gel kızım, gel. Gel oğlum. Çok ürkek ya, kaçıyor. Evet. Bu da uzaktan eşeğe benziyor ama yakına geldikçe katıra da benziyor. Eşeğe benzemiyor. Yok. Katır bu katır. Bayağı bir büyük. Bak bak bak, hemen kaçtı. İrfan abi, sizin köyde vardı galiba böyle buzağlar. Biraz tabii çok insana yakın oldukları için böyle kaçmıyorlar da, buranın hayvanı biraz şey galiba. Ürkek oluyor. Ürkek ya, yabancı mi? İnsanlardan ha. Kaçıyorlar herhalde. Evet. Şurada bir cami gibi, bir mescit gibi bir şey var ama. Mescit. Yazıyor zaten mescit. Evet. İleride bir lavabo, tuvalet var. İhtiyaç karşılamak için. Zaten ayrıca söyleyelim. Milli Park diye geçiyor. Delmece Yaylası Milli Parkı diye. Tabiat Parkı mı? Tabiat Parkı, evet. Tabiat Parkı diye şeyi var. Tabelası var zaten. Biz de Fatih ile burada alanda bir drone uçuralım diyoruz. Bakalım. Bence. Bakalım, bir görelim şu drone ile nasıl bir görüntü çıkacak. Biraz da ona bakalım. Evet. İsterseniz hemen o drone görüntülerine. O zaman drone'a merhaba diyelim. Geçelim. Evet. Kardeşimiz karşıda çekimleri devam ediyor. Kendisi de hiç boş durmuyor şu anda burada. Bu şekilde muhtemelen çiğdemleri buldu. Bu çiğdemden çekimini yapıyor şu anda.
Keçiler var orada bak. Keçiler bize doğru geliyor. Acıkmış hayvanlar abi ya. Oo şunlara bak ya. Gel. Gel. Yayla gezimiz devam ediyor. Gelmece Yaylası müthiş bir yer. Hayvanlarla dolu. Evet, senin vermiş olduğun yiyeceği beğenmedi şu anda. Ama bu yavru seni çok beğendi galiba ya. Evet. Ya bu bana çok kötü bakıyor, toslamasın burada. Şuna baksana. Allah'tan boynuzları yok bunun. Sen ne zamandan beri buradasın? Eskiye mi dayanma? Doğduğumdan beri. Öyle mi? He. Benim babam 97 yaşında vefat etti. Ben 72 yaşında. Maşallah, maşallah çok dinç gördük dayı. Allah uzun ömür versin. Sağ ol. Maşallah çok iyi gördüm seni. Bizim dedelerimiz hem Kurtuluş Savaşı'nda. Maşallah bak ne güzel geçmişini de biliyorsun ya. Dedemizden Dalbaşı. He. Bizim dedelerimiz o şeyden gelmişler. Ne yapacağım? Sonuçta tek bayrak, tek millet. Öyle, hepimiz ya. Aynıyız yani. Hepimiz aynı köken. Çocuklar geliyor mu? Torunlar falan geliyor mu buraya? Çocuklar falan geliyor mu bu çocukların? Seviyorlar değil mi burası? Keçiler senin mi? Burada büyüdüm. Ey maşallah ne güzel ya. Çok şanslısınız abi. Ben şehir hayatı hiç sevmiyorum. Bir askerlik hariç şehirde hiç kaldığım yok. Doğanın içindesin. Yolumuzun üzerinde yavru köpek yavruları denk geldi. Hayvanlar oyun istiyor, oyun istiyorlar. Yavrum bir saniye birbirinizi yiyorsunuz lan beni sevmek için. Şunlara bak ya. Şunlara bak çok sevimliler. Bizden ayrılmıyorlar. Oyun istiyor hayvanlar. Oyun oynayacak zaman şimdi. Çekilse ben seveceğim. Allah Allah Allah. Nasıl yaramaz şeysiniz böyle? Ne senin ismi? Karabaş mı?